Merhabalar. Bugünkü videomuzda BlockX projesini inceleyeceğiz. Başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada BlockX projesi CoinGecko üzerinde yaklaşık 1483. sırada. Web sitesine girelim. Temel olarak bir ne olduğunu anlamaya çalışalım. Sitede slogan bize DePi'nin güvenlik katmanı diyor. DePi dediğimiz neydi? Merkeziyetsiz fiziksel altyapı. Yani temel olarak madencilik yapan makineler olarak düşünebiliriz ama bu madenciliğin farklı amaçları olabiliyor. Blockchain olmak zorunda değil. Bunun güvenlik katmanı diyor. Hemen altında da bir açıklama var. Bir bilgisayar uygulamasında çok kapsamlı olarak cihazın güvenliliği ve verimliliği ile alakalı her şeyi kapsıyoruz diyor. Az sonra birazcık daha detaylı anlamaya çalışacağız ama temel olarak bilmemiz gereken şey projenin bir bilgisayar uygulaması var. Bu uygulama çok kapsamlı bir uygulama. Girdiği cihazın güvenliğinden ve verimliliğinden sorumlu. Aynı zamanda BlockX'in kendine ait olan blockchain'e de bağlı olarak DePi'nin işleri, blockchain işleri, cüzdan işleri gibi şeyleri yapabiliyor. Önce bir CoinGecko'ya gelelim. Temel özelliklerimizi bir anlamaya çalışalım. Tabii ki ilk konumuz kaynak durumu. Burada maksimum kaynağımız 169 milyon diyor. Önce bunun doğru olup olmadığını bir anlayalım. Web sitesinde sayfayı en aşağı çektiğimizde şurada Gitbook var. Buna bastığımızda soldaki menü içerisinde şurada Coin Properties'de Coin Max Supply'ı 169 milyon olarak göstermişler. O yüzden bunu doğru kabul edebiliyoruz şu anda. Bu değişir mi? Değişmeyecek diye bir kaide yok. Ama bu proje için bunu değiştirmek birazcık zor. Yani değişmeme olasılığı daha yüksek. Sirkülasyon kaynağı toplam kaynak 84 milyonlarda görünüyor. Bunu da bir teyit edelim. Yine web sitesinde en aşağıda Explorer'a geldiğimiz zaman yukarıda Coin Holders var. Buraya geldiğimizde şurada gördüğünüz üzere yaklaşık 3,5 milyon gibi bir rakam var. Bu rakamı buraya yazdığımızda bunun yüzdesi de yazıyor yanında. 7,89. Bunu 7,89'a bölüp yüzde çarptığımızda aslında şu anda tarayıcı üzerindeki basılı toplam kaynağı görüyoruz. 45 milyon toplam kaynak var. Bu 45 milyon toplam kaynak aynı zamanda sirkülasyon kaynağı olarak bu proje için kabul edilebilir. Neden burada 84 yazıyor? Buradaki bilgi tam doğru değil. Projenin öncelikle Ethereum üzerinde bir token'ı varmış. Sonra kendi blockchain'ine geçmiş. Bu süreç içerisinde oradaki bilgiler dosdoğru yazamamış olabilir. Ethereum üzerindeki token'ları şu an dert etmeye gerek yok. Zaten onu %90 oranında, %99 oranında yakmışlar. Önemli bir miktar yok orada. Yani yaklaşık 45 milyon bir toplam sirkülasyon kaynağımız varsayılabilir. Maksimum kaynağımıza bölersek 45 bölü 169 dediğimizde yaklaşık %26 gibi bir sirkülasyon kaynağı görebiliyoruz. Bu bilgiyi bir kenara yazdık. Grafiğe geldiğimiz zaman yaklaşık 1 yıldır CoinGecko'da olduğunu görüyoruz. 1 yıllık grafik %26'larda olan sirkülasyon kaynağı projenin genç bir proje olduğunu bize zaten gösteriyor. Borsalara geldiğimiz zaman bu genç projenin birçok borsada listeli olduğunu görüyoruz. Yani bazı ön yatırımlar, VC'ler var gibi düşünebiliriz. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımındaki riskimiz orta düşük, ortaya daha yakın şu anda. Grafiğimizdeki riskimiz orta düşük, düşüğe daha yakın. Borsalardaki riskimiz yok denecek kadar az ama her zaman az bir olasılıkta borsalara dikkat etmek gerekiyor. GitHub'la devam ediyoruz. 8 tane paylaşımımız var GitHub'da. Bunlardan yaklaşık 3-4 tanesinin arada bir güncellendiğini görüyoruz ve güncellemeler çok sık değil. Bu tip uygulama olan, biraz merkezi yanı olan projelerde GitHub'lar çok aktif olmayabiliyor. Bu durum normal ama tabii ki bu yine de projeye ufak bir eksi puan getiriyor. Bu projenin GitHub durumunu ortanın biraz altı gibi değerlendirebiliriz. Twitter paylaşımlarımızda herhangi bir problem yok. Düzenli olarak Twitter paylaşımları devam ediyor. Proje aktif. Şimdi web sitesine gelelim tekrar. Web sitesinin üzerinden hızlı bir geçiş yapacağız ama projenin ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım. Birazcık daha önemli bizim için. Projenin Proof of Work bir blockchain'i var. Bir de Windows uygulaması var. Buraya Windows uygulama diyelim. Buraya da Proof of Work bir blockchain. Tabii ki burada nodlar var. Bu nodlar Proof of Work olarak madencilik yapıyorlar. Bu uygulamamız bu blockchain ile etkileşime girebilen bir uygulama. Bu uygulamamızın temel amacı bu blockchain'in cüzdanı olmak değil. Ama yine de cüzdan görevini görebiliyor aynı zamanda. Şimdi güvenlik katmanı dediği için bir de DePi'n dediği için bir kere bu uygulamanın içerisinde DePi'n yapısı da var. Yani bu notlarımız madencilik yaparken aslında DePi'n görevi de görüyorlar. Bunlara başka hesap kitap işlemleri de verebiliyoruz. Yani yapay zeka işlemlerini de aslında gönderebiliyoruz. Aynı zamanda bu işin DePi'nin bir market alanını, pazar alanını da bu uygulamanın içerisine gömüyorlar şu anda.
Yine aynı zamanda bunun güvenlik katmanı olduğu için, bu uygulama girdiği cihazın güvenliğinden de sorumlu olduğu için virüs koruması, malware koruması, atıyorum IP koruması, VPN hizmeti, gizlilik hizmeti gibi birçok özelliği de kendi içerisinde barındıran bir uygulama bu. Temel olarak çok çok kapsamlı tek bir uygulama üzerinden bulunduğu cihazın bütün güvenlik sorumluluğunu ele alan, aynı zamanda ağı depin olarak değerlendirip burada bir pazar alanı oluşturan ve aynı zamanda bu blockchain'e bağlı olduğu için cüzdan gönder, al, stake et gibi işlemleri yapabildiğimiz bir uygulama ve temel olarak burada da coin'in yani token'ın kendisini uygulama içerisine stake ederek buradaki bazı hizmetleri aktif deaktif edebildiğimiz bir mekanizmaya doğru ilerlemeye çalışıyor proje. Temel mantığı bu. Ama bu uygulamanın dışında tabii bilgisayarda bir uygulama olarak kalmak istemedikleri için mobile de ufak ufak entegre edebildikleri şeylere entegre ediyorlar. Örnek vereyim, web sitesinde az sonra göreceğiz bir mesajlaşma uygulaması yapmışlar WhatsApp'a benzeyen. Şu anda tarayıcı üzerinde çalışıyor. Bu uygulamayı da entegre ediyorlar. Aynı zamanda mobile de entegre etmeye çalışıyorlar. Bu tip konularda devam ediyor. Şimdi web sitesinin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Projeyi birazcık anlamaya çalıştık. Sloganımızın hemen altında indirme linkimiz var. Biraz aşağı indiğimiz zaman dış kaynaklarda projenin göründüğü sayfaların linkleri var. Biraz indiğimiz zaman dokümantasyonumuz var. Gitbook'a koymuşlar. Yeterli bir dokümantasyon. Projenin şu anki evresi için güzel bir dokümantasyon. Master Node statüste nodların mevcut durumlarını takip edebiliyoruz tarayıcı üzerinden. Bu da bir tarayıcı sayılır. Biraz aşağı indiğimiz zaman az önce konuştuğumuz konular bu uygulamada gördüğünüz gibi malware koruması, internet hizmetleri, uzaktan bağlantı, cüzdan, işte cihazın sağlığı, yapay zeka asistanı, hatta işte şifre depolama, pazar alanı gibi özellikler var ve tasarımlar devam ediyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman cüzdan uygulamamızı telefon haline hali hazırda getirmişler. Bunun linklerini görebiliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman az önce söylediğim Messenger uygulaması şu an tarayıcı üzerinden çalışıyor. Buradan tıklayıp tarayıcıdan cüzdanınızı aktif ederseniz uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bu uygulama aynı zamanda mobile de geliyor. Bilgisayardaki uygulamaya da geliyor. Birazcık aşağı indiğimiz zaman yine bu pazar alanında render alabilme, dosya depolama, işte yapay zeka servisleri gibi uygulamaları satın alabilirsiniz veya kiralayabilirsiniz gibi bir ortam olacak. Biz her şeye sahibiz diyor. Az önce konuştuğumuz her şeyi kapsayan bir uygulama olduğu için her şeye sahibiz diye tekrar konuları oraya yazmışlar. Listeli oldukları borsalar burada. Biraz aşağı indiğimiz zaman nodlara hizmet veren dış firmaların isimlerini yazmışlar. Flux, Node Hub, işte burada yazan isimleri kullanarak size Getting Started diyerek girip madencilik aktif edebilirsiniz. Tabii farklı gereksinimler var her biri için. Bunları da inceleyebilirsiniz. Az önce yukarıda gördüğünüz mesajlaşma uygulaması mobile geliyor diye bir haber var. Biraz aşağıda FAQ var, sıkça sorulan sorular. Projeyle ilgileniyorsanız mutlaka okuyun. Blog paylaşımlarını Medium'da yapıyorlar. Blog paylaşımlarında herhangi bir problem yok. Girip inceleyebilirsiniz. Düzenli olarak ayda 1-2 tane paylaşım devam ediyor. Son linklere geldik. Şimdi şuradaki sol taraftaki konuları konuştuk. Burada bir white paper'ımız var. İlgileniyorsanız bakabilirsiniz. Gitbook'tan farklı bir white paper. Kullanım şartları linkleri, e-mailler, burada da Gitbook Explorer, madencilik havuzu, web cüzdanı, makine cüzdanı, Windows cüzdanı gibi linkler var. Bunlar girip içerisine bakmamıza gerek olmayan linkler. En yukarıda Proposals ve Governance var. Cüzdan yine web cüzdanına bizi yönlendiriyor. Buradaki kısımda oy verme ve karar verebilme toplulukla birlikte. Tıkladığımızda şu anda sayfaya ulaşamıyor diyor ama bu sayfa aslında çalışıyor. Dün girdiğimde çalışıyordu. Verilen oyları ve konuları takip edebiliyorsunuz. Siz de dahil olabiliyorsunuz ve birçok şey geçer not veya geçmez not almış girip bakabilirsiniz. Şimdi son değerlendirmeye geçmeden önce iki konumuz var. Birincisi projenin YouTube kanalı. Projenin bir YouTube kanalı var. Oluşturmuşlar. Resmi olup olmadığından %100 emin değiliz çünkü web sitesinde linki yok. YouTube'a gelip BlockX diye aratıp channel diye filtre yaparsak şurada bir sayfa çıkıyor gördüğünüz üzere. 9 ay önce, 9 ay önce, 3 ay önce, 3 ay önce birkaç tane video paylaşılmış. Bunlar kısa videolar. En sonuncusunda birazcık daha özellik var ama henüz işte uygulama nasıl kullanılır, bu nasıl yapılır, bu nasıl edilir tutoriallara geçilmemiş. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ekipten bahsetmedik. Ekibe ulaşabiliyoruz. Ekibe ulaşmak çok çok kolay değil. YouTube'a yine BlockX Founder dediğim zaman bir iki tane röportaj videosu çıkıyor, AMA videosu çıkıyor. Bunlara göz atabilirsiniz ama yine de ekip açık ve net bir şekilde kamera önünde değil. Google'a girip Founder dediğiniz zaman da kim olduğunu ulaşabiliyorsunuz. Gary Hopper. Ama ekip tam anlamıyla
Açık ve şeffaf değil. Bunu da bir kenara yazalım. Şimdi projeyi değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle negatif yanlarından bahsedelim. Daha yeni söyledik. Ekip tam anlamıyla şeffaf olarak açık değil. Bunu artı olarak da değerlendirebilirsiniz. Eksi olarak da değerlendirebilirsiniz. GitHub'taki ilerleyişimiz birazcık yavaş. Buna birazcık eksi verebiliriz. Aynı zamanda projenin merkezi özellikleri birazcık çok. Zaman içerisinde bunların tamamı merkeziyetsiz hale getirilebilir. Bu bir inovasyon süreci biliyorsunuz. Ama şu anda merkezi yanları birazcık çok. Bunlar da eksi yönleri olarak değerlendirilebilir. Ama artı yönü projenin birazcık daha ağır basıyor. Bu konuların hepsini tek bir uygulama ile ele almak, bu uygulamayı bir blockchain'e bağlamak, depini, bunun güvenliğini, cüzdanı, her şeyi bir arada düşünmek oldukça yenilikçi ve güzel bir yaklaşım. Belli bir kullanıcı kitlesine ulaşırsa ve o kullanıcı kitlesi herhangi bir konuda mağdur olmadan bu uygulamayı kullanmaya da devam ederse çok sağlam bir altyapı ile ilerleyebilir proje. Bu da artı yanları. Şimdi projeyi fiyatsal olarak değerlendirmeye çalışalım. Önümüzdeki süreçte sert bir boğaya girersek proje er ya da geç boğaya katılacaktır. Ve özellikle depinlerin trend olduğu, proof of work'lerin trend olduğu bir dönem yaşama ihtimali var. Eğer sert bir boğaya girersek o döneme denk geldiğinde proje sıçrama yapacaktır. Bu yaptığı sıçrama ne kadar şiddetli olur? Kestirmek bunu tabii ki imkansız ama bu sıçramadan sonra yapacağı hareketler bana sorarsanız önceki sıçramalarda yaptığı hareketlere benzer hareketler olur. Tekrar ayı geldiği zaman düşüş yaşar ama çıkış yaptığı noktaların üstünde kalır gibi bir hissiyat veriyor bana. Çünkü tok bir gidişi var ve projenin de yavaş yavaş üzerine koya koya ilerlediği bir yapısı var. Eğer sert bir boğaya girmezsek, piyasa yatay olarak devam ederse, biraz ayımsı bir şekilde devam ederse projenin fiyatının yavaş yavaş düştüğünü bence görürüz diye düşünüyorum ama belli limitlerin altına sanki hiç düşmeyecekmiş gibi bir ilerleyişi var projenin. Tabii ki bunlar soru işareti. Şimdi proje 1483. sırada 1500 dersek orta vadede bana sorarsanız 900 bin bandına yani ilk binin içerisine kendini atma potansiyeli var. Orta vadede boğa ayı fark etmez. Bu 900 bin bandına attıktan sonra yavaş yavaş yukarıya doğru ilerleyebilir. Bunu yapabilmesi için hiçbir şekilde uygulamanın özelliklerinde problem yaşanmaması, kullanıcı kitlesinin yavaş yavaş artıyor olması gerekiyor. Yani Uniswap, PancakeSwap, Polkadot, Chainlink gibi projelere benzeyip de gidip bir anda ilk yüze girip yerleşecek bir projeye benzemiyor. Ama 900 bin bandını atması çok zor olmayan, o saatten sonra da üzerine koya koya ufak ufak yukarıya doğru gitme potansiyeli olan bir projeye benziyor benim gözümde. Evet, bu proje için benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen unutmayalım, anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Lütfen dikkatli olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.